İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 2 günlük Kayseri ziyareti için yarın kente gelecek. Akşener bir otelde basına kapalı olarak iş insanlarıyla gündemi değerlendirecek. Perşembe günü ise Akşener önce Tomarza ardından Bünyan ilçelerine geçerek burada esnaflara dolaşıp sorunlarını dinleyecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aynı gün öğleden sonra ise Kayseri Merkez Sivas Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunacak. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve İl Başkanı Sebahati Ataman Akşener'in ziyaret öncesi basın açıklaması yaptı. Parti binasında gerçekleştirilen basın toplantısında Ataş, parti olarak uzun zamandır 81 ili dolaştıklarını ve siyaset yapmadan vatandaşları dinlediklerini söyledi. Bugüne kadar bütün illeri gezdiklerini, Akşener'in ikinci tur gezilerine Kayseri'den başlayacağını belirten Ataş, şunları ifade etti. Hepinizin bildiği gibi İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener 27-28 aydır yaklaşık Türkiye'yi dolaşıyor. Türkiye'nin gitmedik hiçbir ilini bırakmadı. 81 il ve neredeyse 300'e yakın veya 300'de geçmiştir ilçesini bir bir dolaştı. 2020'nin Ocak ayından bu yana. Ve buradaki amacımız şuydu. 50 civarında ilde ve 200'ün üzerinde ilçede ben de kendisine eşlik ettim. Buradaki maksadımız vatandaşın sorunlarını gündeme taşımak, onların yaşadığı sıkıntıları çözebildiğimiz ölçüde bizlerin çözmesi, dillendirilmesi, mecliste soru önergeleriyle, araştırma önergeleriyle bunlara hükümetin dikkatini çekmek ve belli bir kısmını da kendisi gruptan söyleyerek Sayın Cumhurbaşkanı'nın dikkatini çekerek çözüm üretmekti. Bugüne kadar uygulanmamış bir sistemi uygulayarak gittiği hiçbir yerde siyaset yapmadan, kendi konuşmadan daha çok vatandaşı konuşturarak bir yol aldık ve bu geldiğimiz noktada da herkes de gördü ki milletin gerçek sorunlarını ve gerçek gündemini ile hükümetin gündeminin çok farklı olduğunu, algılar üzerinden ülkenin yönetildiğini bütün vatandaşlar gördü ve beğendi. Bu süre içerisinde tabii ki Kayseri'yi de ziyaret etti. 2021 yılının Ekim ayında yine Kayseri'yi ziyaret etti. Bu ziyaretinde de İncesu, Develi ve Talas ilçelerimizi ziyaret ederek oradaki esnaflarımızın Kayseri'nin sıkıntısını gündeme taşıdı. Şimdi 81 vilayeti tamamladık ve ikinci tura başlıyoruz. İkinci tura da Sayın Genel Başkanımız Kayseri'den start veriyor ve bu bizim için önemli, Kayseri için önemli, teşkilatlarımız için önemli. Kayseri'den start veriyor ve ilk ziyaretini Kayseri'ye gerçekleştiriyor. Ayın 23'ü ve 24'ü yani yarın çarşamba ve perşembe günü Sayın Genel Başkanımız Kayseri'de olacaklar. Kayseri'de geldiği akşam, çarşamba akşamı iş insanlarıyla, sanayicilerimizle veya toplumun diğer kesimlerinden birçok insanla otelde görüşmeler yapacak. İkinci günse sabah 11'de Tomarza'da, 12.30'da Bünyan'da, saat 2.30 civarında Kayseri'de esnaf ziyareti gerçekleştireceğiz. Bu ziyarete de tüm Kayserili hemşerilerimiz davetlidir. Ve orada yine her zaman olduğu gibi hiçbir siyaset yapmadan sadece ve sadece Kayseri'nin sorunlarını, sıkıntılarını dinleyip bu sorunları, sıkıntıları bir şekilde gündeme taşıyacağız. Bizler de yanında olacağız. Sizlerle bugün burada buluşma amacımız bu. Tabii ki bunu biz tüm Kayserili hemşehrilerimize duyurmak maksadıyla çeşitli mecraları kullanıyoruz. Sosyal medya aracılığıyla bunları duyurmaya çalışıyoruz. Kendi imkanlarımızla ve bir de belediyenin biliyorsunuz billboardları var, belediyenin raketleri var, ilan mecraları var. Bu mecralardan da Kayserili vatandaşlarımıza duyuralım istedik. Burada tabii bir yine engellemeyle karşı karşıya kaldık. Her zaman olduğu gibi bize genel seçimlerde, yerel seçimlerde yaptıkları gibi bütün firmalara bir baskı yaparak buralarda Sayın Genel Başkanımızın Kayseri'ye gelişini duyurmamızı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı bizzat kendisinin ve diğer AK Parti yetkililerin baskısıyla firmalar bize mecra vermedi ve duyurmamıza engel olmaya çalıştılar. Ama ben inanıyorum ki Kayserili hemşerilerimiz bir genel başkan hangi partinin olursa olsun layıkıyla Kayseri'ye layık bir şekilde ağırlayıp gönderecek. Onların bizi bu şekilde engellemeleri yeni değil. Her seçimde sizlere bunu serzenişte bulunduk, bildirdik. Sizin aracılığınızla halkımıza duyurduk. Engelleyemeyecekler de. Biz bu engelleri aşağı bu noktaya geldik. Ve yolumuza da bir şekilde devam edeceğiz. Bunlar sadece ve sadece bizi daha çok çalışmaya yöneltir. Başka da bir şey yapmaz. Buradan da bütün kamuoyuna
Şunu duyurmak isterim ki artık saltanatları, yemin olun ki ilk seçimde başlarına geçecek bu haksızlıkları, bu harami düzen, bu kural tanımaz, hukuk tanımaz düzenleri bu gidişle başlarına geçecek ve bunu da gördüler. Ama korkunun ecele faydası yok. Bizim kendi partililerimiz, teşkilatlarımız yeteri kadar vatandaşa bunu duyuracak ve kendileri yaptığı kötülükle baş başa kalacaklar. Ben Sayın Mendup Büyükkılıcı'yı aradım. Kendisine bunları söyledim. Söylediğim halde bir çözüm üretmedi. Üretmediği gibi daha önce bizim bir afişimizi tüm Türkiye'de uygulanan bir projede bir saat içerisinde Kayseri'de yine indirtilmişti. Bunu da kendinin indirttirdiğini zaten orada bana söyledi net bir şekilde. Ben buradan kendilerini kınadığımı ve Kayseri halkına şikayet ettiğimi bir kez daha sizlerin huzurunda söylüyorum. Kayserili hemşehrilerimin de Sayın Genel Başkanımı çok güzel bir şekilde ağırlayacaklarını düşünüyorum.